işgal modunun en önemli faktörü yani açık ve net bir şekilde belli oluyor ki hem de bu. Bunlar. Bir dakika. Ne yaptınız siz? Bir dakika. Ben daha tanıtım yapıyordum ya. Siz niye bu kadar erken saldırdınız ki? Senin şöyle bir kafana vurmayı... Makinalıya bak. Bak. Aşağı düştüm. Arkanda galiba. Of. Nereden? Yapma. Vuracağım kafana. Vurdum. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bu bölümde işgal modu oynayacağız ve birazcık işgal modunun tanıtımını yapacağım. Ama bunu yapmadan önce, işgal moduna geçmeden önce 20 adet özel harf kasası açacağız. Şimdi geçelim kasaların açımına. Şöyle ilk kasadan başlayalım. VX Pro 60 günlük çıktı. Ayar 15 yılbaşı çıktı. Bu arada animasyonu da kapattım ki seri seri kasaları açalım. Sonrasında da geçelim işgal moduna. Zayıf sev çıktı, HTSR çıktı. VX1 Pro çıktı tekrardan. HK Noob 21. Plazma tüfeği. Bir de bunun kankası var. Bunun kankası bunda var mı emin değilim ama ya bundaydı ya da Nirvana'daydı ya. Onun da adı neydi? Dur. Plazma tüfeği değil de. Hatta ona uzaylı silah gibisinden de bir takma da takmışlardı. Tekrardan ayar 15 yılbaşı çıktı bu arada 60 günlük. Hızlı geçelim. Tekrardan VX Pro 1 Pro. Zaysev Ultimate 60 günlük daha. Tekrardan Zaysev Ultimate 60 günlük ve sonuncudan da HK Kur çıktı. Hediyesinden de kasadaki karakter çıktı. Evet, o silahın da Full Moon Pro'ydu. Plasma Full Moon Pro ikilisi. Şimdi geçelim işgal moduna. Oyunu da başlattım. Şimdi saldırı savunma değişimini açtım. İşgal modunu oynayacağız. Birazcık da tanıtımını yapacağım. Tanıtımına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Kurt da olacağız ama tabi insanların yani bizim kaç el aldığımız veya karşı takımın kaç el aldığına bağlı kaç round kurt oynayacağımız. Şimdi biz gidip de 4 el alırsak insanda 1 el kurt oynayabiliriz. Tabi onu da alırsak yani almazsak yine oyun uzayabilir. Onun dışında abi işgal modunun tamam mı? İşgal modunun en önemli faktörü yani açık ve net bir şekilde belli oluyor ki hem de bu. Bunlar bir dakika. Ne yaptınız siz? Bir dakika. Ben daha tanıtım yapıyordum ya. Siz niye bu kadar erken saldırdınız ki? Bir dakika. He bunlar. Neyse dur. Bunlar abi. Genellikle işgal modunda A ve B karargahı atıyorum bir takıma yakın oluyor. C karargahı orta taraflarda oluyor. D ve E takımda D ve karargahı da diğer takıma yakın oluyor. Bu durumda şöyle bir durum oluyor. Bakın A ile B şu an bizde. D ile E onlarda. C de onlarda. Ama C'yi alan takım kazanıyor. Süre bittiği zaman. Yani süre bitene kadar bizim böyle oyalanmaya falan zamanımız var şu anda. Her iki takımın da var daha doğrusu. Ama sürenin sonunda C karargahı kimdeyse o takım roundu kazanıyor. Tabii bunu da atlamamak gerekiyor. O yüzden asıl golü... Şunları da vurayım da öyle devam edeceğim. Asıl golü tam böyle son saniyelerde C'nin sizde olmasıyla atabilirsiniz. Sizin takımdaysa eğer C. Tamam abi golü atmışsınız demektir. Koruma yapıyor. Hayda ben bunları... Şunu çekeyim de bari bunlar kafalarına... O da gitti. Altında biri var ama neyse fark et. Ulaşmayacaktım ona. Neyse. İşgal modundaki... Esas faktör karargahlar arkadaşlar. Hani tamamen amaç karargahları almak. Ki oyunu kazanmak için tabi amaç karargahları almak. Burada iki tane takım oluyor. Gördüğünüz gibi kurtlar ve insanlar. Şu an ben bunu oynuyorum. Tabi bunun yine farklı modları da var. X, işgal vesaire gibisinden. Ama ben şu an insan vs kurdu oynuyorum. Açıkçası işgal modunda benim tercih ettim. Diğerlerine nazaran. Tercih etti. Mod bu. Diğer modlara nazaran X işgal vesaire onlara göre. Bir insan ol, bir kurt ol. Kapış ya da sadece insan ol ya da sadece kurt ol. Yani o seçim sana kalmış. Abi ben şu anda bir yandan böyle tanıtımını yaparken bir yandan kurtları vurmakta zorlanıyorum. Daha 1 dakika 30 saniye var. Sorun yok yani. Şöyle ufaktan vuralım.
Hatta karargahları da geçirelim yavaş yavaş. Şimdi bir yerden bana çıkıp takla atacak gibi ama. Sen çok yanlış geldin oraya. Hayda, bak bana red atıyor. Bir dakika. Bildiğiniz bu insanlarla kurtların kapışması gibi bir şey. O bana gelip takla atar ya dönüşte. Bak orada biri atıyor. İyi, o öldü. Diğerleri nerede, diğerleri? Biri şurada. Biri de burada. O da gitti abi. Ben de öleceğim galiba. Aynen, ben de öldüm. Neyse, yine gideyim şöyle C'ye doğru. Bir dakika, beni engelleme. İçeride mevzu dönüyor çünkü. Öldürdünüz mü? Oo, siz onu yemişsiniz bile ya. Bir şey söyleyeyim mi? Buradan ateş etmek bile biraz zorlu çünkü top atıyorlar. Neyse, ben şu karargahı bir geçireyim ya. Geçirirken öleceğiz. Hayda, beni biraz korumanız lazımdı orada. Yine neyse, ben oraya hızlı hızlı gideyim. İşte bahsettiğim işgalin temel faktörlerden biri C karargahı dediğim karargah bu. Bu karargahı şu anda almamız lazım. Tabii 6 saniye kaldığı için o iş birazcık zor yani. İniyor. İndi, dur. Son saniyede indirdim. Son saniye golü geliyor mu? Bana takla atma. Lan karargah indiren yok. Bir dakika, beni öldürdün de karargah indiren yok. Benden başka orada karargah gidecek gibi duruyor. Bakıyorum. Evet, gidiyordu. Okey, kurtardılar. Seni de indirelim. Abi seni öldürmem lazım. Sen ortalığı karıştıracaksın yoksa. Geldi. Beni gördü bence. Ben şuradan bir tüyeyim. İşte saniye bitti halde. Bakın C'ye alınmadığı için. C'ye alınmadığı için halen daha burada mevzular dönüyor. Ben şu an indirmeyi deniyorum. İniyor, iniyor, inmiyor, iniyor. Altta da görebiliyorsunuz inip inmediğini ve indi. Bir de hayalet almış. Onu indirelim bir ya. Bak bak bak. Gölge görüyorum ama herhalde üst katta o. Kendisi görünmüyor, gölgesi görünüyor. Aynen, öyle bir şey olmuş orada. İşte bu. Yani işgalde yapacağınız şey, oyunu kazanmak istiyorsanız karargah son saniyelerde sizde bulunmasını sağlamak yani. Karşı rakipteyse almak, değilse korumak. Olay bu. Tamamen karargahlarla alakalı. Yani bayağı bir çekişmeli bir hale de dönüşebiliyor. Az önce gördünüz zaten, saniye bitti halde oyun bitmiyordu çünkü C karargahı kimse de değildi yani, öyle ortada kalmıştı. Sen beni öldüreceksin değil mi? Kafaya taktın orada takla atmaya, belli. Orada da biri var ya. Onu bir... Patladı galiba. Aynen, patladı. Oo, o da iyi gitti ama. Biri bizim tünele girdi ve... Patlayamadı, dur, patlayamadı. Patladı da bana patlayamadı tam olarak. Ama ben de öldüm. Olsun. Bu dakikalarda böyle çok fazla karargah almak için hani uğraşmanıza gerek yok ya. Tabii ki de yine deneyin ele geçirmeyi. Ama avantaj sizde olur ama hani ele geçiremezseniz bile sorun yok. Çünkü kaç dakika mavi takımdaydı. Bakın biz son dakikada, son anda ele geçirdik. Öyle de bir durum söz konusu. Ya burada böyle takım olarak hareket etmek önemli. Mesela karargahı ele geçiriyorsunuz. Tek başına değil de 2-3 kişi birden geçirirseniz ya da ne bileyim 2-3 kişi geçirirken bir kişi, 1-2 kişi kuleden yardım edebilir. Yine kule altından yardım edebilirler. Böyle bir durum var, hani her ne kadar takım arkadaşlarınızla burada destek olursanız o kadar kolay bir şekilde karargahlara indirirsiniz. Oo, o iyi gitti panelden bak. Abi sen oradan bana geleceksin değil mi? Geldim bile. Geldi geldi. Yok, bırakmayacak. Bana kafayı takmış, bırakmayacak beni. Hayda, bir dakika. Sen nereye gidiyorsun? O da beni öldürdü. O da beni öldürdü. Olsun. Hiç sorun değil. Nasılsa karargah daha kimse de değil. Bir de burada redler de önemli kırmızı takım için. Hani karargah indiriyorsa göm şuraya red, tamam mı? İndiremezsin, tutulsun orada red'e bak. Orada bir tane kafa gördüm. Burada da bir vücut gördüm. Neyse, o gitti. Senin şöyle bir kafana vurmayı... makinalıya bak, 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 bak. Aşağı düştüm, arkanda galiba. Of! Nereden...
Yapma, yapma. Vuracağım kafana. Vurdum. Kurt gelirken ölmedi. Giderken öldü. Yani kuleye girdi. Orada öldü. Giderkenden kastım. Hani sen kuleye böyle gelirken bana ölme. Kuleye gir. Ben aşağı düşeyim. Öl öl. Bu koruma yapıyor. Sen koruma yapacaksın ama canın yine azalacak yani. İstediğin kadar yap. Bak orada Red'e tuttu. Oo, arkamdan gelmiş. Neyse 50 saniye var. Biz şu C'yi bence almayı yavaş yavaş deneyelim. Bak görüyor musun? Sadece bana oynuyor. Hani o kadar kişi var karşısında. Onları bıraktı, bana takla attı. Şimdi tekrar onlara devam ediyor. Hadi bak iki kişi indi. Onu da indirelim. Yürüyün C'ye. Alalım C'yi. Ben reddiyorum orayı abi. Orada bir deli var yalnız. Deli birden fazla var. Yürü 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 yürü. Hayda. Hangi ara geldin yine sen ya? Sen hangi ara geri geldin? Bu arada biz eksik kalmışız. Olsun. Hala 15 saniye var. Abi bu 15 saniye arkamda var biliyorum. Of 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 kaç kişi var? Bak bana takılmadı, ben şu karargahı alacağım. Yapma ya. Abi karargah böyle alınmaz. Yani karargah böyle alınmaz. İşte. Gördünüz, ben belki oraya kafayı gömecektim. Tamam mı? Karargah indirecektim. Ama geldi beni çekti. Kule altına çekti beni. Neyse sorun değil. Alacağız hadi. Şöyle ben yine seri seri gideyim. Hatta şuraya bir red atayım. Olur da böyle bir koşturan olursa tutulsun, red'e kalsın orada. İşte mesela şekil A'da görüldüğü gibi öldü. Ben de öleceğim galiba. Aynen ben de öldüm. Bak burada beklemeyin. Yürüyün, yürüyün. Ya bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bahsedemeyeceğim. İşgal oynuyorsanız geride beklemeyin arkadaşlar. Bakın şu an geride bekleyen arkadaşlar var. Ya ben mesela elimden geldiğince ileriye doğru koşuyorum. Burada bak mesela yem ben oldum burada, tamam mı? O arada arkadakiler vursun yani, ilerleyin. Topluca ilerleyin. Beklemeyin. Burada beklemeyin. Ya burada bekleyince mesela pek bir yardımı dokunmuyor. Takım arkadaşlarına yardımı dokunmuyor. Beklenenler için söylüyorum. Gelin. Bak ben mesela şu anda kuleyi alamadım. Ama yanımda biri olsa belki o kurdu öldürecekti. Hani hiç geride beklemeyin. Daha çok takım arkadaşlarınızla beraber gitmeyi deneyin. Yani C'ye doğru gitmeyi deneyin. Topluca gidin, topluca gelin. Yoksa böyle parçalanıyoruz. Bak kaç round'dır boşu boşuna ölüyorum. Neyse artık. Şunu bir değiştirelim ya. Şurayı bir temizleyelim. Onun canı az mı? Atma, atma. Bana red atma. Bana red atma. İyi var. Ben burada beklerim. Diyeceğim, beklemeyeceğim. Şuraya bir red sallayayım. Sonra o tutulsun. Ben onu vurayım, kuleye çıkayım. Kulede varsa da yapacak bir şey yok artık. Aynen, kulede de varmış. Yapacak bir şey yok. Bak, hala geride bekliyoruz. Olmuyor böyle. İlerlemeniz lazım size. Neyse ben yine kuleye çıkacağım. Varsa da var abi. Kulede var tabii ki. Ama bu sefer gitti. Gardiyan almış. Gardiyan almış. O da gitti. Şurada bir kurt daha var ama o da beni indirecek gibi duruyor. Evet ben burada ineceğim galiba. Takıldım bir de. Abi sen dayı az yanından çık çık. Oh ben vurdum onu ya. Senin şöyle bir vücuduna vuralım. Siz niye burada bana takılıyorsunuz? Hadi C'yi alalım bak, bırakın burayı da C'ye gidelim. Evet hayaleti çektik. Normal kapı çekelim derken hayaleti çektik abi. Yine bana takla attı. Olsun ben yine taktım kafayı C'ye. Gideceğim oraya. Kulede biri yine var. Başkası yok herhalde. Arkama da bir bakayım da sağlama alalım bu sefer. Kükreme sesleri duyuyorum abi. Her yerden çıkabilirler. Bak biri geldi. Tamam o zaten hayalet. Onun pek fazla zararı dokunmaz. Derken tünelden çıktı. Haydi in. Gelince ye. Geride beklemeyin. Şöyle alttan yazayım. Eğer şöyle geride bekleyen arkadaşlar varsa videoyu izledikten sonra herhalde beklemezler. Çünkü ilerleyen oyuncuların ne şeklini, kurtlar tarafından ne şeklini şu an muhtemelen görüyorlardır onlar da.
Ve yine ben Red'i sallayayım. Ama boşa sallıyorum Red'i. İyi var, 30 canım kaldı. İndir 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 indir. Heh, indirene de destek olun. Deneyin abi indirmeyi. Siz de deneyin yani. 10-25 saniye kurtlar da bayağı bir öldürdü. Neyse biri gitti. O kadar kurttan sadece biri gitti. Olsun. Hayda. Bak yine arkamdan çıktı. Bu round da gider. Ben söyleyeyim. Bu round da gidici. Çünkü 8 saniyede oraya kurtları öldürüp yetişmemiz zor. Hatta bitti. O da bitti yani. Bakıyorum. Gelen olur. Bari ondan kurtulalım. Böyle bir arkama geliyordu abi. Öldürecek muhtemelen. Öldüremedi. Öldürdü. Yine son dakikada indirdi. Durum 2-1. En azından şunu 2-2 yaparsak zaten saldırı soğuma değişecek. Geride beklemeyin. C'yi alalım. Alttan yazdım. Geride beklemezseniz oyunu alırız. İşte kırmızı olmanın yararı kurtlara karşı. Yapın abi bunu. Baktığınız kurtlar böyle bol bol basıyor. Round başlar başlamaz atın. Basana engel olur. De bana bir takılma. Orada biri daha mı var? Bana mı öyle geliyor? Yok, tamam. Hayda. Şimdi seni bir indirelim. Ondan sonra o hayalet neler yapıyor öyle? Öldü herhalde. Bak orada bir deli var. Oraya çekme attı. Hatta bizim oyuncu ışınlandı oraya. Ben burayı geçireyim de ondan sonra gelip beni öldürse de olur. En azından koruyalım abi. Geçirdi, tamam. Ve bizim takımdakiler aslında geride beklemese fena olmayacak da. Gelmiyorlar ki. Tamam, gelmiş herkes. Okey, sorun yok. Yürü 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 yürü. Şöyle bir seni fakeleyelim abi. Aşağı indi biri. Biri üstümden geçti derken ikisi indi. C hala bizde, sorun yok. Hani şu an mesela amaç C'yi korumak. Derken C'nin indiğini görüyorum. O C'yi indireni öldürmek lazım. Nereden indiriyor? En ufak fikrim yok. Buradan indiriyor, hayalet indiriyor. Beni de indirdiler. Bak C gitti abi. C'yi de aldılar. Şuraya yine ben bir red atayım da en azından tam ele geçirememişler. Abi kulede kusan bekleyen tabii ki de var. İndirirsin sen onu, bak arkasına giren onu indirir. Canı azaldı çünkü. Ben yine red'i... Bak ya, yine geldi beni buldu bak. Hay ay. Abi öndekileri bırakıyor, geliyor bana saldırıyor. Yine arkamdan gelir falan, ben şöyle bakayım da. Bu sefer önden geldi. En azından öldü. O hayalet yine sinsilikler peşinde, karargah indirme peşinde. O belli. Yalnız ben de burada iniyorum. O da iniyor. Ben yine radyo mesajlarını vereyim abi şöyle. C'ye doğru saldıralım. Tamam, o da gitti. Bak redleri basıyorum oraya. Oho. Bir dakikamız daha var. Problem yok. Her an indirebiliriz onu yine. Orada bir hayalet var sanki ama. Aynen. Gitti o da. Gelin gidelim. Sen benim buradan geleceğimi gördün değil mi? Bana böyle takla attığına göre benim buradan geleceğimi gördün. Abi onun canı çok az ya. Canı var ya, canı çok az. Fazlasıyla az. Hadi gelin C'ye artık. Bence gelin. Tek başıma indireceğim yine. İndiremeyeceğim, hayalet var çünkü. Ya da normal kurt. 20 saniye, hadi hadi bak, açtım önünüzü. Girelim oraya. Girin abi. 15. Ben yine red diyeceğim. Girilmeyecek zaten belli. Ben de öldüm abi. 10 saniye. Şu an bakıyorum etrafa da kısa görünmüyor. 1 saniye kaldı zaten.
Onda da aşağı düştüm ve muhtemelen takla yiyeceğim. Neyse yemeden kurtuldum. Tamam. Şimdi geldik kurt olmaya. Hadi bakalım biraz da biz kurt olalım. Dediğim şey kurtta da aynı şekilde geçer arkadaşlar. Hiç yani ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece karargah tutmak yeterli. Ya da son saniyelerde karargahıyla geçirmek. Hani C'yi alın, tamam olay bitti. Ve şimdi bakalım bizim takım kurtta ne yapacak? Kafa yedi. Gitti kafayı yiyen. O da gitti. Arkama biri mi girdi, bana mı öyle geldi? Arkama biri girdi abi. Tamam o da gitti bu sefer. İndirin C'yi. Hadi bakalım. Şimdi saldırma sırası bizde böyle base'lere. Yani ben yine öldüm. Şöyle F'yi basayım abi. C'yi indirmek lazım tabi bu durumda. Neyse C'yi ben indireyim. İndiren yok. Bir kişi daha geldi indirmeye. Güzel. Hemen şöyle T'yi de basalım. Orada mevzular dönüyor. Bir yardım edelim. Görünen o ki kurtta oyun bayağı bir seri bitecek. Yani şu an açık ve net öyle görünüyor. Çünkü bayağı bir base'e sıkıştılar. Biz bu kadar base'e sıkışmamıştık. Ve bir tane karargah kalmış. Yani böyle bir fırsatınız varsa, oyunu bitirmek istiyorsanız direkt alın gitsin karargah. O niye tek yedi? Canı azdı herhalde. Sen de git bakalım. Gelen var mı? Muhtemelen olur. Karargah hemen almayacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Yalnız yanlışlıkla alabiliriz. Neyse ben almadım en azından. Bak orada base'de biri var muhtemelen. Taklatamadım ona. Orada kaldı. Tamam. Oyun kurtların. Yani kırmızı takımın olacak. O belli oldu. Biri de oluyor. Ya yine şöyle koşturuyorum. O da benim kafama vuruyor tabi, koşturamıyorum. Neyse ben bir daha koşturacağım oraya. İlk yem ben oldum. Tamam C'yi de indiren var. Okey. Ben en iyisi araya geçeyim de. Orada bayağı bir mevzu dönüyor zaten. Öleceğim, öleceğim abi. Hayda, gittik. Yine F'yi basıp gideceğim. Güzel bir kase attı. Ya şunu da söylemek gerekti ki aslında kurtlar daha avantajlı olabiliyor. Çünkü hani şu an gördüğünüz gibi base'e bayağı bir sıkışmış durumda insanlar. Ki zaten tamam biz base'e sıkışmamıştık insanken ama... Hadi bakalım kim öldürecek onu? Öldüremedi kimse, kaldı üstte. Yine de C'yi alamıyorduk yani. Biraz kafa kafaya gidiyordu. Ufak da olsa kurtların üstünlüğü vardı. Şu an tamamen kurtların üstünlüğü var ve oyun bayağı bir seri bitecek bu gidişle. Ben yine önden saldırıyorum. İlk yem ben olacağım muhtemelen. Olsun. Ne yapalım? Neyse koruma yapayım da yapamadım. Koruma da yapamadım. Aynen ilk yem yine ben oldum. Saldırayım mı? Size saldırayım mı? Bence saldırayım gitsin. Araya giren var mı? Araya giren yok da arkamdan bıçak atan var. Abi karargah niye hemen aldınız siz? Biraz vursaydık ya. Şuna bakar mısın? Takıma baksana. Bırakmıyor. Yine saldıralım gitsin. Şöyle F'yi bastım abi. Bu sefer bloklandığım için rahat gidemedim ama olsun. Peşinden T'yi de bastım. Yürü 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 yürü. Tamam yürüme. Köşeye biri geçti bak. İndirdi. Ben ilk ben ona kase atacaktım daha ya. 40 can. Of o da bunladı abi. A'yı almayın ya. A'yı hemen almayın. Aldılar. Harbiden aldılar A'yı da. Hızlı bitti. Kurt olunca harbiden hızlı bitti oyun. Bitmedi değil. Şuna bak. Bir tane insan kalmış şu anda yaşayan. Olsun.
Bu bölümün de sonuna gelelim. Hani dediğim gibi işgaldeki en önemli faktör, ki zaten oyunun kazanmasını sağlayan faktör, karargahlar. Beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.